Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayım sayım eylesin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı inamı, ihsanı, ikramı, inayeti, lütfu ve keremi olan Hizmet-i İmaniye Kur'aniye'yi elimizden almasın. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Usul ve furularımızdan her kimler ahirete intikal etmişlerse Cenab-ı Hak onlara da merhamet eylesin, taksiratlarını af eylesin. Yübedilullahi seyyiatım hasene sırınca günahlarını hasenata tebdil eylesin. Bu maide-i Kur'aniye sofrasından istifade ve haberdar eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine ve himmetine mazhar eylesin. İnsi ve cinni, maddi ve manevi, semavi ve arzi, günahlar, şeytanların şerinden, hatalardan, kusurlardan, musibetlerden hıfz-ı emin eylesin. İnşaAllah. Evet. Adem Hoca'yı da at. Arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, geceniz mübarek olsun tekrar. De yapacağımız da şuydu. Şualar 73. sayfada Hasbunallah ve ni'mel vekil enfusi ders bugün. Önümde hazır. Sayfa 73'te 4. mesele ama şöyle bir şey oldu. Burada Hasbunallah ve ni'mel vekil burada diyor ki ayetine baktım gördüm ki bu hayatımın en saf lezzet ve en halis saadeti imandadır. Bir daha. Hasbunallah ve ni'mel vekil ayetine baktım gördüm ki bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti İmandadır. Fesubhanallah, iman ne kadar kıymetdar ve hayatlardır ki hangi şeye girse canlandırır, bir şulesi böyle fani hayatı bakiyani hayatlandırır, üstündeki fenayı siler. İman hayatımıza hayat olmuş. İman dahi hayata hayat ve ruh oldukça diyor. Allah Allah, duyuyorsunuz değil mi bunu? İman hayata hayat ve ruh olursa artık bir dakika, 10 sene, 500 sene, 1000 sene yaşamanın o kadar mühimi yok. Peki hayat nedir biliyor muyuz ki? İman hayatın hayatıdır. İman. Bu sefer dedim ki, ya bu iman nedir ya? Bu imandan, imana ait yerler okumak istedim. Bak önümde masada aynı, orada yapacaktım. Fakat ya iman hayata hayat olursa, hayatı zaten bilmiyorum ki biz. Bir canlılık var böyle, mide ve uşkurluk biliyoruz, canlılık böyle, hayat var, hayatı bu zannediyoruz. Bir de hayatın hayatı. O zaman dedim ki bu imana ait bir şeyler okuyayım. İman nedir? İman nedir okumayı sırf sözlerden okuyorum. Yani iman okuyayım dedim ilk önce. İman. İman nasıl bir şeydir? Nesini okuyacağım? Sırf sözlerden. Bütün külliyatta 848 tane cümle var imanla alakalı. 848.
Ben bu akşam ya Bismillah deyip iman hakkında neyin nesidir öğrenmek için sözlerden veciz cümlelerle gitmek istedim. Yok, bunu derseniz ki o şu şualardakini devam et. Ona da devam ederim. Masamda duruyor bilgisayarımla şu anda, ikisi de karşımda. Ama iman hayata hayat olursa, ya hayatı zaten bilmiyorum. Bir de hayatın bir de hayatı varmış. Hayatın hayatı olur mu? Hayatın ruhu olur mu? İmanmış. Onun için iman neyin nesidir? Bir bakalım. Hazır mıyız abiler? Böyle başladım. İmanı enfusi dersi hasbunallahı şeye çevirdim. İman neyin nesidir bir bakalım. Hazırız değil mi abiler? Elhamdülillah. Hadi bakalım. Pek çok latif, ulvi ve leziz tatlı hakikatler müminin imanından tecelli eder, tezahür eder. Sözler 17. Yani bu ne okuyacaksam hep sözlerdendir. Sayfa söylersem 17, yani sözlerdendir. Hemen baştan söyleyeyim. Bir de okuyorum. Pek çok latif, ulvi, leziz, tatlı hakikatler müminin imanından tecelli eder, tezahür eder. 17 sözler. Başka sormak istediğiniz varsa sese basarsınız, sorarsınız, beraber mutala ederiz, müzakere ederiz. İman bir manevi Tuba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. İman diyor bak, bir manevi Tuba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Sözler 17. Tuba-i Cennet nedir? Tuba-i Cennet, cennetin 8 tabakasını içine alan, yani bizim tabi benzetmemiz de ortasında bütün cennetin 8 tabakasından beslenen cennetin ağacıdır. Mesela kız çocuğu olsa Tuba-i Nur koyabilirsiniz mesela. Tuba Nur, Tuba Nur. Demek ki iman, Tuba cennet ağacına benzetiyor imanı. Ne demek? Nasıl ki 8 tabakadan beslenen cennet ağacı Tuba, nasılsa o Tuba'nın, Tuba ağacının çekirdeğiymiş iman bu dünyada. 17 sözler. Farklı bir şey mi soracak? Soracaksanız yapacağım. Tuba senin çekirdeğinden, imanından çıkacak ağacın ta kendisi. Evet. Bu iman hakikat itibariyle duruyor. Hayatın her safhasında dal budak salıyor tabii. Başka yer. Selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Sözler 17. Selamet ve emniyet var ya, ne demek o? Şimdi insan her şeye mahal, mikroplardan gergedana kadar, yerdeki tağından, salgın hastalığından, depreminden, semadaki yıldızlara kadar kendisini emin hissetmiyor. İman böyle bir emniyeti tam veriyor, tamme veriyor. Sözler 17 idi. Her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menba imandır, ubudiyettir. Sözler 18. Sevgili kardeşler, şimdi koronada gördük sanki yeryüzüne ölüm yeni inmiş. Nasıl imanımızı sorguladı? Değil mi? Korona ilk çıktığı günde o falan böyle nasıl bir hale geldik değil mi? Bak iman, iman o taunu, koronayı, vebayı, depremi neyi gösteriyor? Güzel gösteriyor. Telis tezkeresiymiş olarak görüyor el imanı. Abi böyle bir şey görmedik. İmanımızı sorgulamak gerekiyor. Ne demek? Her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi, cesaret derken öyle dolu dolu kavga, gürültü,
böyle mikroplara karşı, depreme karşı savaşmak değil. Arkadaşlar, yani koronayı, salgın hastalığı, musibeti, kanseri, her şeyi yorumlamak, emniyette kendini hissetmek. Yani yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, bu vahşetlerin dehşetinden insanı kurtarıyor seviyesi kadar. Böyle onu yorumluyor alemimizde. Yani hastalıkları, musibetleri insana böylelikle emniyeti tamme veriyor. Abid kendi Rabbisine tevekkül ile istinad edip her musibete karşı taassun eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. İsterseniz ben bu şeyi Mecul Dima grubuna hemen atabilirim. Size sevgili kardeşler, bu iman toplamasını siz de oradan bakabilirsiniz. Hemen şimdi hatırıma geldi. Belki bakmak isteyen olursa iman toplamasını size bir atayım. İlk önce nereye atayım? Mecul'a atayım. Hemen beceririm inşallah. Hop. Şu anda geldi. Mecul'den diğer gruplara paylaş. Tamam, ben devam ediyorum. Abid kendi Rabbisine tevekkül ile istinad edip her musibete karşı taassun eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Sözler 18. Yani hadiseler karşısında hasbunallah ve ni'mel vekil. Hayatına hayatını sana veren Zat-ı Zülcelal'e göre hayatına bak. Oradan tevekkül ve istinad edip, tevekkül hadiseleri evvellemek, hadiselerin arkasına geçip, hadiselerin sahibi olan Zat-ı Zülcelal'e göre hadiseleri yorumlamak, ona istinad etmek, ona itimat etmek, teslim ve tevekkül etmeyi kazandıran bize ve bu kazanımdan sonuç itibariyle insanın içsel huzuru, emniyeti tammesini İman veriyor sözler 18. Kardeşler geldi mi size toplama? İman toplamasını gönderdim. Eğer birisi geldiyse bir söylesin bana. Tamam. Çok şükür. Şimdi sözler 18 okudum. Oradan devam edebilirsiniz. Belki tanzim edilmesi lazım ama müminin, bak mümin İmanıyla, bak mümin imanıyla Halık'ının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal eder. Sözler 28. Arkadaşlar, Kur'an mümini tarif ederken çok ilgimi çekti dün akşam. Mümini tarif ederken emanete ihanet etmez diye söylüyor. Emanette emin kişidir. Emin olandır. İman eminlikten geliyor. Emaneti ihanet etmez. Nedir o? Vefalıdır, vefalı. Eylem itibariyle en büyük vefallahadır. En büyük vefallahadır. Sonra insan kendisinedir. Elestu bi rabbikum kalu bela vefa emanet edilmiş. Gökler, zemin ve dağ tahammül etmedi emaneti bize vermiş Cenab-ı Hak. Emanete emin olmak vefadandır. Vefası olmayandan hiçbir şey olmaz. Bir daha. Vefası yok mu? Hiçbir şeysi yok. Çünkü vefa imanın nurudur. Vefanın ziyası imandır. Yani kamer ve güneş, ay ve güneş. Ay vefadır, güneş imandır. Güneşin ziyası, güneşin dışa vuruşu vefadır, vefa.
Ehli Kur'an ve iman için kabir, zindan-ı dünyadan bostan-ı bekaya, meydan imtihandan ravza-i cinana ve zahmeti hayattan rahmeti rahman açılan bir kapıdır. 38 sözler. Bir daha. Vay be. Şu abi, bu nasıl bir müjde ya? Bu koronada hani hatırlarsanız biraz biliyorsunuz koronanın çıktığı zaman dünya puspustu. Hele öyle bir korku salmışlardı ki. Çok şükür Allah'a hamdolsun. Hep beraber, hep beraberdik hepimiz. İlk günden beri korku olduğunu, balonun içine sokulduğunu, endişe edilmesi gerektiğini, işte nereden onlar yapıldı bize, Allah onları ikram etti hepimize, beraberdik. Hatırlarsınız ilk günden beri sesli kayıtlar, görüntüler, şey yapmayın, endişe etmeyin, korkmayın, çökmeyin, planlara, oyunlara gelmeyin. Sebebi şuydu. İman bize her şeyi güzel gösteriyor. Güzel gösteren bir gözlüktür. Ama küfür ise hem renkli hem de böyle ters gösteren bir gözlüktür. Dürbün gibi. Dürbünün doğru tarafından bakarsan uzağa yakın eder. Ters bakarsan yakın uzak eder. Bir de renkli olursa her şeyi alt üst eder. Ama iman, bunu niye anlatıyorum? İman bak kabiri ne yapıyor? Bak kabiri nasıl yorumluyor iman? Zindani dünyadan. Allah Allah. İstanbul Boğaz'da villası var, yatı var, katı var, atı var. Eşi, aşı, işi var. Her şey var. Ve 1000 sene yaşasa diyor. Arkadaşlar. Şöyle 1000 sene yaşasa, 1000 sene. Dünya, küre. Küre var ya, küresi onun olsa. 1000 sene. Cennet hayatının 1 saatine mukabil gelmiyor ve Allah bu dünyaya zindani dünya diyor. Nereye göre diyor dünya zindanı? Cennet bahçelerine, cennete göre, ravza-i cinana, yani göre, bakın zindani dünyada. Nasıl zindan ya? Ölmemek için, zindandan çıkmamak için baksana neler yapıyoruz. Ulan Boğaz zindan olur mu? Yatı katı. Eşi, aşı, işi var. Bunlar nasıl zindan olur? Allah Allah. Nereye göre nispet ediyor? Allah bunu söylüyor. Haşa Allah mübalağa eder mi? Ziyade eder mi? Tövbe. Ha, oraya göre zindani dünyadır. Peki cennet, dünya cennet gibi gözüküyor? Kafire göre. Niye? Onun ahiretteki cehennemine göre dünya cennet. Müminin cennetine göre dünya zindan. İşte iman ne yapar? Ehli Kur'an ve iman için kabir, bak nasıl yorumluyor. Zindani dünyadan, bostanı bekaya, meydanı imtihandan, bak zindani dünyadan, bostanı bekaya, bitti. Sonra meydan imtihandan, ravza-i cinana, Allah Allah. Sonra zahmeti hayattan, ya hastalık çekiyoruz, büyüyoruz, ya ne bileyim ya, dertler, koronalar, hastalıklar, musibetler, ayağımıza basıyorlar, kuyruğumuza basıyorlar, öyle oluyor, böyle oluyor, hastalık biniyor, zahmet hayat bitiyor. Kabir neyle? Zahmet hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapı olduğunu gösteriyor iman. Sözler 38. Ya sırf bunu böyle yaşatsa, haşa, 100.000 defa haşa. Arkadaşlar, ahiret olmasa bile, tövbe yani. İmam Ali'nin o mantığından şey yapıyorum. Ya iman bize faydadan başka ne vermiş ya? Hani Hazreti Ali'ye demiş ya Yahudi. Ey imam demiş. Sen demiş Allah'a inandın, ibadet ediyorsun. Ya yoksa demiş. Bu şeyde geçiyor, 22. sözde geçiyor. Ama İmam Ali ile Yahudin arasında oldun demiyor. 22. sözde geçiyor bu misal. Geçiyor diyor ki, abi Yahudi ben inandım. Dünyada bir zararım yok. Bela, musibet, hastalıklar, dertlere, yaşlılığa, yani istemediğim şeylere bir merhem, bir teselli veriyor iman.
Git yani, dolayısıyla iman bana faydası var. Dünyada bana zararı yok imanın. Kabre girdim, var dedim. %50 var, %50 yok. Kabre girdim, hakikaten yokluk çıktı. Yokluk çıkmasıyla benim dediğim ters çıkarsa bana ceza yok. Sen niye bana inandın? Al sana yokluktan yok olan bir ceza diyen yok. Ha, demek ki kabir dediğimiz gibi, ehl imanı dediği gibi değilse %50 zarar ihtimali yok. Ama benim dediğim çıkarsa köşeyi döndüm. Abi Yahudi diyor. Tafsilatını okudum başka yerde ama sözlerde böyle Yahudi Hazreti Ali arası demiyor. Diyor ki sen diyor iman etmediğin için dünyadaki bela, musibet, hastalıklar, dertler, fakirlikler, topalım, körüm, hamayım vesaire. Bunları keşkelerle dünyanı da cehenneme çevirirsin. Yani teselli kaynağı yok. Fakat ahirete gittin. Dediğin doğru çıktı. Yok demiştin, yokluk çıktı. İsabet ettin, karın yok. Yok dedin, varlık çıktı. Durumu ne olur? Sonsuz helaket olur. İnsan vehamdır. En ufak bir zarar ihtimalini nazara alamaz. Böyleyken, daha mantık, izah ve mantık ispatı yokken, ahiretin varlığı %50 mantıken zaruri iken, %50 vardır, %50 yok. %50 korkunç sonsuz felaketi nazara almak ahmaklık değil mi? İşte iman, iman bu dünyada yaşayan Müslümana böyle bir haleti ruhe veriyor. 38'den okudum. Şimdi başka yerden okuyorum, 65'ten. Hiç mümkün müdür ki Zat-ı Zülcelal rububiyetin cenahi himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tefiki hareket eden müminleri taltif etmesin. Yani bir devlet düşünün ki, eğer güçlü bir devlet, onun cenahi himayesine iltica eden, oraya uygun olanlara şartlarından, devletin imkanlarından istifade ettiriyor. Devleti tanımayan, ona savaş açanlara da devlet gücü kadar ona savaş açıyor. Bu kanundur, beşerde de böyle. E sen hiç düşün ki böyle kanun varken, hiç mümkün müdür ki Zat-ı Zülcelal Allah, rububiyetin kainatı yöneten Allah, bu kainat sistemine cenahi himayesine iltica eden, kainat sistemine, müsikine itaat eden, iltica eden, hikmetine ve adaletine iman ve ubudiyetle tefiki hareket eden müminleri taltif etmesin. Mümkün müdür? 65 sözler. Başka yer okuyorum. Hakiki imkan ve hakiki makuliyet, hatta vücut derecesinde suhulet iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhamdülillah. Yani böyle ihtimaller var ya, böyle vehimi, vesvesemizi besleyen veya vehim ve vesvese insana basamak ve kemalatına vesile oluyor. Biliyorsunuz vehim ve vesvese insanın farklı düşünme melekesini, farklı düşünce zenginliğini, ihtimaliyatlarını çoğaltıyor. Vehim ve vesvese. Yani bıçak gibi iki tarafı da var ama müsbet tarafı vehim, vesvese, muhtemel, ihtimal, şek, şüphe insanın kalitesini, çapını meleklerden üstün yere götürüyor. Zan olmazsa insan donuk ki olur ya. Melekler gibi olur. Meleklerde de kısmen oldu zan. İşaret-i cazdan anlıyoruz ki kan dökecekleri mi? Ama yaratacaksın. En cami insandır. İşte insanın çapını genişlettiren bu haletlerdir. Haletler. Demek ki iman, o imkan var ya, imkan. Vehi imkan. Mümkün. Mümteni imkan. Onu bile anlama katıyor ve insanın zenginliğini artırıyor. İmkanı. Neyle? İman ile. Sözler 65.
Başka yer okuyorum. Şu dünyadaki müzeyyenat ise cennette ehl-i iman için rahmeti rahmanla ittihar olunan nimetlerin nümuneleri suretler hükmündedirler. Sevgili kardeşler, şimdi düşünün ki 632'de söylüyor sözlerde. Havuz diyor dereleri, meyve ağacı, ses insanı mana düşünceyi gösterirken, bu manada 632 sözlere kalkamıyorum şimdi de, sözlerde var bu. Bunu gösterirken, yani tamam mı? Peki bu bu nümineler yani. Şimdi gölge var, aslı yok. Deniz var, dereler yok. Meyve var, ağaç yok. Mümkün olmadığı gibi bu dünyadaki her şey nüminedir, surettir. Asıllarının dışa vuruşudur. Ha, o zaman diyor ki şu dünyadaki müzeyyenat surettir. Cennette ehl-i iman için rahmeti rahmana, ehl-i iman için rahmeti rahmanla Cenab-ı Hak rahmetini rahmaniyetiyle ittihar olunan, depolanan nimetlerin oranın buralardaki suretleridir. Sözler 75. Kabir, iman okuyorum arkadaşlar yeni girenler için. İman ne kazandırıyor? İman nedir bizim için? Sırf sözlerden okuyorum. Sonra mektubattan okuyacağım inşallah. Yani iman hakkında ne demiş külliyat? Şimdi sözler 142'de diyor ki, kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. He, biraz önce anlatmıştım. Ehli iman için kabiri, yani iman kabiri değiştiriyor. Gözüktüğü gibi olmadığını. Hatırlar mısınız? İmanı ters yüz yapan 232 idi değil mi abiler mektubatta? Kabirin diyor siyah peçesi diyor. Arkasındakileri söylüyor. Bir de 8. sözde iki tane daire var. İman, küfür, hak, bat. Nasıl görüyor böyle? İki tane tabela. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. İman yaptırıyor. Çok şükür. Onları iman gösteriyor. İman arkadaşlar. Allah Allah. Ya. İman. Ehl-i iman için ne olduğunu söylüyor böyle. Tarif ediyor. İdam ve zindan ebediden kurtulmak ve o yolu saadet ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir. Sözler 143. İdam. Bilmiyorum, var mı aranızda? Daha önce ölen var mı? Ölen yok değil mi? İlk defa öleceğiz hepimiz. Ölüm bayılmak mı zannettin? Dedim birisine. Yani idam. Niçin idam? Her şeyden ayrılacaksın. Dün derste geçmişti Seyit Ahmet. Seyit Ahmet burada mı? Burada mıdır abi? O dünkü dersinde demiştim. Kabir diyor tabuta benzer diyor. Abdullah Demirtoğlu'na da sormuştu. O da yok galiba. O da gözükmüyor. Niye tabuta benzetmiş? Hazır zaman. Gaflet de böyle oluyor. İşte iman tabuttan çıkarıyor. Tabutta ne oluyor? Bir hayalen girin bakalım. Tabuta girince bir, nefes alamazsın. İki, etrafı seyredemezsin. Üç, kimseden medet gelmez. Senden medet gitmez. Ya kabir ya. Şey, tabut. Gir bakalım. Hazır zaman böyle. Yani her şeyden kopuksun. Sen yardım edemiyorsun çünkü tabuta böyle girdin, üç yerden bağlıyorlar adamı. Biz üç yerden bağlıyoruz abi, kafadan. Ne olur ne olmaz kafadan çıkarır diye. İki, belden bağlıyoruz. Belle ayak, kollarını bağlıyorum. Sonra ayaklarını bağlıyorum. Tabutun içinde. İmansız böyle.
Hazır zaman tabut. Hazır zaman tabut. Yani etraftan kopuk. Çığlık çığlık atıyorsun karabasan gibi. Hiç kimseden sesini ulaştıramıyorsun. Ya ölüm anı o sekeratta tabuta giriyorsun daha ölmeden. İşte ama ehl-i iman öyle değil ha, korkma. Bak diyor ki idam. Niçin idam? Her şeyden gideceksin. Peki kabir ne? Zindan ebedi. İdam ve zindan ebediden kurtulmak ve o yolu saadet ebediye çevirmek yalnız iman ve itaat iledir. Sözde 143. Elhamdülillah. İyi ki iman var çok şükür ya. Başka neymiş? İman ve ubudiyet şimdi. Göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray-i saadete açılan bir kapıya çeviriyor. 143 sözler. İman ve ubudiyet göz önündeki kabri bir hazine-i ebediyeye, bir saray-i saadete açılan bir kapı. Arkadaşlar kabire bak. Kapıymış ya. Kapı kapı. Nere? Saadet ebediyeye. Bir kapıymış. Allah Allah. Yani iman kabri nasıl gösteriyor? Kabirden daha büyük meselemiz yok ki. 11. şuada geçiyor. Diyor ki insanın en büyük meselesi kabirdir diyor. Cehennemden kurtulmaktır diyor. Hatırladınız değil mi abiler? Bakayım. Farklı bir şey var mı? İmanın ziyası vefadır. Aynen öyle değil mi? Serbest bölgede 1000 sene yaşamak kalp ve ruhun bir gün hayatına yetişemez. Fatih Ermi, aferin. Aynen öyle. Bütün zerratımla öyle. İmansızlığın hiçbir cezası imansızlıktan dehşetli olamaz. Yani imansızlık değil ahirette. Vallahi bu dünyada bile çekse bile ona yetiyor. Haşa haşa haşa. Ahiret olmasa bile imanın bu dünyada bize kazanımları bile bize yeter ya. Çok şükür. Dehşet almıyoruz. Ümitle yaşıyoruz. İman ve ümit gibi âli sermaye varken diyor. Bağla 48 Hulusi abi diyor. Ustad diyor ki ona yani bu kadar nurculuğundan dolayı sürüyorlar. Sıkıldın mı diyor. Hulusi abi de diyor ki iman ve ümit gibi âli sermayem varken ya şuraya bak ya bu insana bak ya. Çok şükür elhamdülillah. Abilerimiz önden giden kardeşlerimiz elhamdülillah. Bak iman ne yapmış ya? Bak nasıl gösteriyor şeyi dünyayı ve kabri. Arkadaşlar bir daha herkesin en büyük meselesi kabir ve cehennemden kurtulmak. Kabir. İdam ve zindan-ı ebedini iman ne yapıyor? Saadet ebediyeye ve hazine-i ebediye saadet saraylarını açılan bir kapıya çeviriyor. Yani haşa olmasa bile ahiret. Dünyada böyle bir anlayışta yaşamak ya. İnsana keyif veriyor. İnsanı rahat ediyor ya. Çok şükür elhamdülillah ya. Peki. Başka yer okuyorum. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi sururu isteyen iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. 144 sözler. Bir daha. Dünya ve ahirette ebedi ve daimi bir sürur isteyen dünya ve ahirette iman dairesindeki terbiye-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam kendine rehber etmek gerektir. Başka bir yer okuyorum. 145. Eğer iman hayata hayat olsa, bu çok önemli bakın, sanki hayatı anlamışız da, eğer iman hayata hayat olsa o vakit hem geçmiş
hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır, vücut bulur. Sözler 145. Arkadaşlar, bunun hakkında bir şey diyecek olan var mı? Bir de okuyorum. Eğer iman hayata hayat olsa, ne olur iman hayat hayat olunca? O vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır, vücut bulur. Vücut değilse Adem'e gidiyor. Bu konuda böyle iman hayata hayat olsa diye ne anlıyoruz Erdinç? İman hayata hayat olsa ne anlıyorsun abim? Dünkü mevzuyla aslında uyuyorsa abi burası. Nasıl yani Abdullah? Yani hayat hazır zaman, tabut. Şimdi kamera çekiyor ya abi. Hareketli görüyoruz. Oysa ki bir saniyede işte birkaç bin resmi veyahut da birkaç yüz resmi çekip onları hızlandırarak hareket sağlıyor ya kamera. Bunlardan bir tanesi hayat. Bu resimlerden bir tanesi hayat. İman hayata hayat olsa o zaman süreklilik, geçmiş ve geleceği hayatlandırıyor. Süreklilik yapıyor. Yani hayat dediğimiz şeyle sadece şu anı hayatlandırıyoruz, o da ölüyor. Ya biz konuşurken ölüyor. Ama iman hayata hayat olsa işte gitmiş bazı kusurlarını değiştirmiş abi şey Abdülkadir Geylan Hazretleri değil mi? Evet, evet. Ha, yani eğer ki o şekilde bir iman hayata hayat olsa o zaman işte biz de geçmişte yaptığımız kusurları değiştirebilme şansına herhalde sahip oluruz gibi anladım ben. Rıza ne yazmış merak ettim. Fatihler mi oraya okuduk. İman gözüyle bakılırsa her taraf nurlu, ziyadar, canlı hayatta sevilmiş, sevgili bir vaziyette arz-ı didar edecektir. Evet, işte Abdullah... Abi şöyle diyebilir miyiz? He. Abi şimdi bir çekirdek için su onun hayatıdır. Yani su verirsek hayatlanır, filizlenir, ağaç olur. Evvel, ahir, zahiri hepsi hayatlanır. Sonra o ağaçtan meyvesi çıkar, meyveden de çekirdeği çıkar. İstikbali de hayatlanır. Aynen onun gibi abi, iman ile hayatımızı, o hayatı versek, o çekirdek hem bu dünyada hem ahirette sümbüllenir. Yani geleceğimiz de hayatlanmış olur bir şekilde. Yani hayatı hayatlandıran iman değil mi? Sesini kapatın abi. Mustafa sesini bir kapat, seni de alacağım abi. Abi sesin gelmiyor Hasan abi. Mustafa sen sesini bir kapat, bu komutanla şey yapayım. Seni alacağız. Komutan, neyse. Evet abi. Hayatın hayatı iman yani. Evet abi. Mustafa sen ne anladın abim? Abi iman olmazsa insan canlıdır. Sadece bir canlılık oluyor. İnsan için iman yani kainatla insanı bağlayan imandır. Eğer iman olmazsa bütün o alemler de bizde yani Allah'ın bizi yarattığı o alemler de hani hayat ağacı dediğimiz o şey var ya abi, onunla bağlantımız tamamen kesiliyor. O zaman cüz'i bir hayatın oluyor burada. Eğer iman olursa bütün kainatla ne kadar ölüyorsun, kainata bağlanıyorsun. Yani senin iç alemin, senin Allah'ın bizi sıkıştırarak yarattığı her şeyle alakadarlığımız oluyor abi o zaman. İman hayata hayat olduğu zaman bütün kainat, iç alemindeki kainat canlanıyor. Abi ben
de bir şey diyebilir miyim? Dediniz abi. Biraz geç oldu ama. Erdin sen sonra cevap ver. Şöyle. Şimdi birinci şuur, ikinci şuur var ya, hayatı süssek içinden his ve şuur çıkar. Geriye doğru gittiğimizde, menşeine doğru, sıfata doğru gittiğimizde. Velhasıl örneğin bir elektrik diyelim, bir hayat veriyor. Ama elektriğin içindeki bir veri gidip gelince o hayatın hayatı gibi. Yani bir mana, bir anlam kazanıyor. Örneğin ilk mertebede hayat sadece bir enerji iken hayatın hayatı, yani şuur, Allah-u Alem ikinci şuur misali gibi olunca bu sefer ezeli ebedi bütün şeyle alakadar oluyor. Kainatla alakadar oluyor. İlk şuur, birinci hayat, örneğin hayvanat, bitki misali belki. İkincisi ise yani kainatın manası, Esma-i İlahi, Allah-u Teala'nın zatına muhatap olunan makama çıkılıyor yani. Böyle geldi abi. Farzdaydım da abi, o yüzden cevap veremedim. Hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm. Efendim Mehmet kardeş. İman hayata hayat olursa hayat mertebe-i insaniyete çıkar diyebilir miyiz abi? Ya da beşeriyetten insanlığa çıkar. Evet. Evet. Bir kardeşimiz dedi ki, toparlarsam, bir kardeşimiz dedi ki hayat ağaca su neyse hayata da iman odur dedi. Abdullah da dedi ki, diye kardeş, canlılık devamlılık kazandırıyor. Yani mazi ve mustakbelle ezeli ve ebedi oluyor. Erdinç de dedi ki galiba hayat bir çekirdek olursa onu patlatan enerji diye dedin galiba, değil mi Erdinç? Bunu komutan söylemişti abi. Ben öyle birisi yok. Ben komutan diye birisi yok da ben onu böyle iltifat ediyorum. Sultanım, komutanım, padişahım. Cem abi. yani o şey ağaca su dedi. Ondan sonra kendi aleminde. Sen ne demiştin Erdinç? Ben hayatı hani sürsek, sıfata doğru gidersek hayattan his ve şuur çıkar. şuur da iki mertebe diyoruz. Hani birinci şuur, ikinci şuur gibi. Birinci şuur yani ilk hayat bir cihette. Hani hayvan ve bitki hayatı. İkinci hayatı da iman ile yani insanı Cenab-ı Allah Teala'ya muhatap makamına çıkartıyor. Tamam. Kainatın yaratılması hikmetine muhatap olan kişi oluyor. Mehmet de şey dedi, hayatın meratiplerinde insan ayrı, bab-ı insaniyet ayrıdır. 11. hakikat bab-ı insaniyet ki ismi hakkın cilvesidir. İnsan insanlık makamına çıkması için iman lazım. İmanla hayatı insan oluyor. Çok acayip dedi. Yazılardan Uğur denen bir kardeş çekirdeği patlatan enerji dedi. Çekirdeğin içini gösteriyor. Başka böyle iman hayata hayat olmasına dair bir şey katkısı olacak var mı? Geçiyorum, gidiyorum öteki konuya. Çünkü çok mühim de onun için söyledim. Mustafa Emin'in söylediği çok hoştu abi. Mustafa Emin ne demişti? Onu atladım galiba. Neydi? Ne diye demişti o? Abi, insan iman olmazsa sadece bir canlı varlıktır. Yani iman insanı insan ediyor. Bütün kainatla alakadar ediyor. Ta ilk alemde, yani elinin arkasından ta bu en kışır noktamıza, buraya kadar, en cabit noktaya kadar bütün alemlerle alakadar eden hayat kazandıran, iç alemde ruh boyutunda hayat kazandıran imanın mertebesidir. Yani insan onunla insan oluyor. Nur-u Muhammedi Aleyhisselam'da insanın değer ve kıymeti imanıyla birliktedir. İman olmasa hiçbir şey yok.
Sadece canlı bir varlık. Evet. Yürüyen bir cenaze, yürüyen bir ölü. Çok acayip. Yani seni destekleyen bir yazı var. Vücut hayat ile görünür dedi. Vücut istiyorsan hayat. Onun altında mevcudu vücut yapan imandır. Yani senin aynı paralel. Evet. Şu mahlukatı mevcudu vücut yapan. Doğru. Yukarıda vücut hayat ile görünür. Eğer vücut istiyorsan hayatı iman ile hayatlandırmak gerekir. Yani vücut istiyorsan hayat malzemesinden vücut oluşturmalı. Yani aşağıdaki Uğur, aşağıdaki kardeşin yazdığı daha cami oldu böyle. Ne dedi? Mevcudu vücut yapan iman. Evet. Yani Mustafa da evet o eynenin ta arkasına taşıyarak bütün mevcudatı vücuda dönüştürüyor. Allah canibinden bakma makamına çıkarıyor. Evet, Uğur tekrar yazdı. Hayat mevcudatın keşafıdır. İyi, devam edeyim. Çok ilginç bir yerdi. Bir de okuyayım o cümleyi. Eğer iman hayata hayat olsa ne olur? Olsa. Olunca ne oluyor? O vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar imanın nuruyla ışıklanır. Ve vücut bulur. Yani geçmiş gelecek denen bir şey kalmıyor arkadaşlar. Geçmiş gelecek yok. 756 şualarda diyor. Hatta diyor iman hayat ezeli hayat nurunda medet alır. Ta seni ezeliyete nispet eder. Dördüncü şuada neydi? Bu zerecik vücudum hadsiz vücudun aynısı. Nihayetsizin bir saat ile hadsiz vücutlar kazanmasına vesile kendisinden daha kıymetli hadsiz vücutları kazandıran bir de mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu bu iman yapıyor işte. Bak mensubiyeti Allah seni mensup ettiğini mensup ediyor. Mensubiyeti cihetiyle yani koca bir fabrika her şey harika ama elektrik girmemiş. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması bir an hadsiz vücut kadar ebedi vücut kadar kıymetli olduğunu Allah Allah. Kendisinden daha kıymetli daha kıymetli ezeli ve ebedi bir vücudu kazandırıyor. Bu hep iman yapıyor. Abi ben de çareyizle bir şey söyleyebilir miyim? Yani zaten onun için açtık Mehmet'im. Buyur abi. Allah razı olsun. Abi hiçken der hiç olmaya giriş kapısı oluyor. Benim alemimde. Ohoho. Senin zaten geçen bir dersin yaptın. Başımıza iş açtın. Bu yayınlandıktan sonra güzel iş yani. Hepinizden daha zenginim dersi. Dediler ki sen o yazılar görmüyorsun. Ya abi bu ne biçim işte şey ya herkesten o zenginlik şeyi. Bir de bu evet hiç ender hiç. Allah hepinizden razı olsun ya. Çok harika şeyler ortaya kondu. 2, 4, 6, 7 7 yazılarla onu geçiyor böyle. Evet bak Erdinç şeyi yaptı. Bu zerecik vücudum her müminin vücudu gibi hadsiz bir vücudun aynısı. Ve nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücuttan kazanmasına vesile kendinden daha kıymetli baki mutadit vücutları meyve veren. Burayı tam diyemedim. Kendinden daha kıymetli baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet bulunduğunu. Kendinden daha kıymetli Allah Allah. Yani çok acayip ya. Ne bileyim bu sene bunu çok alakadar etti bu ya. Mutadit vücutları meyve veren bir kelime hikmet bulunduğunu. Mensubiyeti cihetiyle bak. Ya öleceğiz. Zaten onun için geldik. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması bir an. Ebedi vücut kadar kıymetli olduğunu ilme lakin ile bildim.
Bunu iman söylüyor, biliyor musunuz? İman. Ya Rabbi ya, imanımızdan daha değerli bir şeyimiz var mı? Yok. Hiçlik kapısıdır diyor Mehmet de. Abdullah duydun mu abim? Mehmet hiçlik kapısıdır diyor. Duydum abi, duydum. Burada çok güzel de bir şey anladım ben. Okuduğum metinde diyor ki abi, mazi ve müstakbeli hayatlandırır. Biz maziyi iman hayatlandırdığını daha önce de diyorduk da, müstakbeli hayatlandırması çok ilginç değil mi abi ya? O zaman insan ebedi yaşıyor. Şu anda peki Abdullah, şu anı yaşıyoruz değil mi? An. Anda mıyız abi? Evet abi. Bana söyler misin? Geçmiş ve geleceksiz an olsun. Olmaz. Geçmiş olabilmesi için anın gitmesi gerekmiyor mu? Evet, doğru. Anın giderse geçmiş olur. An gidebilmesi için istikbal gelmesi gerekmiyor mu? Doğru abi. O zaman an diyebilmen için geçmiş geleceği zaruridir. Garizi mantıktır. O zaman geçmiş kadar gelecek de duruyor orada. Onu aydınlatıyor şimdi. Buradayken iman yaşanmamış hayatı 1000 sene yaşamış gibi sana netice veriyor. Adem Aleyhisselam'la ben yaşadım mı? Yok. Benim sevabım Adem Aleyhisselam'la başlıyor. Adem Aleyhisselam'ın namazını, orucunu, ortağım. Yetmiyor bana. Kanaat etmiyorum. 756 şu anlar. Ezel hayat nurunda medet alır diyor şu anlarda. Görüyor musun iman ne yapıyor? Evet abi. Hasan abi. Efendim abim. Böyle deyince, şimdi normalde hayat bir yere girerse onu aleme çeviriyor. Tamam. Ama iman hayatı hayat olursa sen hayatın içine giriyorsun. Onu kontrol ediyorsun diyebilir miyiz? Evet. Çok antika. Evet. Evet, bu da bir başka noktaya nazar da iman insanı kabu kavseyine taşıyor. Zata nispet ediyor. Allah Allah. Zat. Zata muhatap ediyormuş. Kainatın zatına. Abdullah, gene orayı dediğim de çok orijinalime gitti benim de. Ondan sonra geçeyim. Bak. An var. Arkadaşlar, an. Bu an gidiyor. Nasıl gidiyorsa gidiyor. Anın gidebilmesi için istikbalin ana gelmesi lazım. Otobüs dolu. Önden 2 kişi binerse arkadan 2 kişi atılması lazım. An nereye gittiyse mazi, istikbal da orada. Yani istikbal an olmadıkça an mazi olmuyor. Olamaz zaten. Yoksa donuk olur. İşte İman bu hazır zamanı, maziyi ve istikbali hayatlandırıyor. Yani yaşamadığını yaşamış kabul ediliyor. İmanla. Sen Adem Aleyhisselam'a iman etmesen bedeli nedir? Sonsuz cehennem. Karım nedir peki iman etmekte? Etmesem sonsuz felaket. Karım ne olacak peki? Adem Aleyhisselam'a ben iman etmesem, sonsuz felaketsem, benim onun mefhumu muhalifi kadar karım olması lazım. O ben iman edince karım nedir? Adem benim, İbrahim benim, İsmail benim, Musa benim, Musa benim, Muhammed benim diyor, İsa benim. İman etmeyle onların ameline ortak oluyorsun. Ya Allah Allah. Abi sana dediğim bu şeyden, aynadan, hani usta şeyde, Mesnevi'de geçiyor ya, bir anı seyyanede yaşıyoruz. İki misali ayna misali mesela. İki an, yani iki geçmiş ve geleceğin aynasının ortasında. Yani bir dünyada, misali bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi iman olmazsa bildiği şeydir. O ayna kırıldığı an bütün hayat bitiyor. Yani o geçmiş gelecek olmuyor, gidiyor. İman olduğu zaman o misali alemleri hakikate çeviriyor. Manası olur mu?
Evet. Olmaz mı canım kardeş? Evet. Bakayım başka farklı ne yazıyorlar. Bazıları yazarak giriyor. Keşke ses de girseler de. İman varsa zat olmaz. Ne? Nasıl demedi? Ne demek ya? Maalesef gene gafur gelecek. Geldi. Yok var yapmaya vesile olur mu? Evet abi. Evet abi artık ben de bir gireyim artık değil mi biraz? Aklınızı helal edin. Derse geç katılmış olmanın verdiği ayıbı taşımakla beraber biraz sabrettim ama artık dayanamıyorum. Hasan abi hiç bu zamana kadar açıp lügat manasına bakmamış olmama rağmen sizin sürekli tekrarınızla birlikte taallüm ve teşahhus benim alemimde öyle bir yer etti ki kasede küçücük bir yer boşluk bıraksanız dahi Allah-u Teala oraya sığabilecek durumdadır Hasan abi. Öyle değil mi Hasan abi? Evet. Şimdi neyi demek istiyorum? Yani taayyun ve teşahhus Hasan abi deyince ben neyi anlıyorum biliyor musunuz? Artık ben yokum. Taayyun ve teşahhus ediyorum. Artık bu göz benim gözüm değil. Bu burun benim burnum değil. Bu akıl benim aklım değil. Bir zaman Abdullah abim Afyon'da bana söylemişti. Aslında birlikteyken bize söylemişti. Allah'ın, yani baktığın noktaya Allah'a baktırıyorsun. İşte bu imanla oluyor abi. İşte bu imanla oluyor. Ayyum ve teşahhus demek. Az önce Mehmet abimiz hiç enden hiç diye geçiş kapısı derken belki de bir mana bunu ifade etmek istedi. Aynen öyle abi. Cümlemizden inşallah. Ben diyorum ki Allah sende taayyum ve teşahhus ettikçe sen olmuyorsun artık abi. Bu kadar önemli bir şey. Mesela dünkü dersteydi herhalde geçen o kabir dersinde mesela onu da söylemek istiyorum Hasan abi. Mesela ruh için zaman, mekan yoktur değil mi abi? Evet. Evet, ruh için zaman, mekan yoktur. İşte biz bu zamanı, mekana hapsettiğimiz için ruh her yere gidemiyor. Biz iman ile birlikte zaman ve mekan mevhumunu kaldırıyoruz. Ruhumuzu serbest bırakıyoruz. Kabirden çıkıyoruz abi. Hiç enden, hiç nazarımda taayyum ve teşahhus demek oluyor. Yani artık senin yok olman. Sende Allah'ın var olması gibi düşünüyorum. Evet. Ne dersiniz bilmiyorum. Evet, Allah razı olsun. Abi, ben abime kesinlikle katılıyorum. Namaz kılarken aslında onun kendine ibadet ettiğini kendinize müşahede ediyorsunuz. Eşhedü'deki kelime ben şahadet ederim. Zaten yapabileceğim başka bir şey yok ki. Şahitlik edebilirsin sadece. Ben senin sana ibadet etmene şahitlik ediyorum. Ben senin sana elhamdülillah demene şahitlik ediyorum. Senin sana elhamdülillah deme fırsatını vermene şahitlik ediyorum. Müthiş bir zevk. Maşallah. Ondan ona. Gafur dedi ki, Risale'de diyor hiç var. Sonra ender var, bir de hiç var diyor. Hiç, ender, hiç. Bir tane bir hiç var. Sonra o hiçin de bir içi varmış. Hiç, ender, hiç. Kışır yok ya külliyatta. Mehmet kardeş. Yani namazı bu söylediğin hadisin ucu biliyor musun? Ama salatı namaz diye tercüme edersek sorun yaşıyoruz. Salat namaz değildir. Salatın içinde namaz da vardır. Yabancı var mı bilmiyorum. Böyle bizim böyle bir şeyi hususu konuşacağım bir yabancı yoktur inşallah değil mi? Yabancı yoktur. Bu dakikayı da onu bir geçe burayı sileriz. Miraç'ta Peygamber aleyhissalatü vesselam
Lef-i Mahfuz'u geçerken tam geçecekti. Peygamber aleyhissalatü vesselam yalnız bırakıyor. Ondan sonra tam geçeceği sırada dur ya Muhammed. Rabbin salata kıyam ediyor. Dur. Rabbin salata kıyam ediyor. Okudum. Sonra edepler edebi, hulukul Kur'an, Kur'an ahlakının ta kendisi olan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Hazreti Cebrail aleyhisselamın tavsiyesine bak. Ya Cebrail kardeş, beni bırakıyorsun, tek gidiyorum. En son tavsiyen ne olur? En son bana ne tavsiye edersin sorulduğu zaman edeplerin edebi hulukul Kur'an'a diyor ki ya Muhammed, Rabbine karşı edepli ol. Çok şükür. Öyle birisi var. Bizi bekliyor. Kabrin öbür tarafında. Allah abi. Hasan abi. Sanatı biraz açar mısın? Aman ha. Aman Mustafa. Zaten zor tutuyorum. Zor tutuyorum. Lütfen. Yok, hiç açmayın. Ben Hasan abi, ben bir parça ben dokunayım abi. Lütfen. Şimdi şöyle söyleyelim abi. Şeban Barajı elektriği üretiyor abi. Elektriği üretiyor. Oradan geliyor bizim mahallemize, oradan geliyor mahallemizdeki büyük şeye, geliyor binadaki kofraya. Ondan sonra geliyor ampule. Bu ampul Hasan abi biziz ama, yani bu ampul namaz. Abi o keban barajı salat. Salata kıyam etmek demek ne demek abi ya? Yani Allah'la bir tövbe estağfurullah ya, Subhanallah. 140. Yemeyeceğim. Yani Allah'la bir... Tamam deme. Usulü usulda kal. Salatı şeyde söylüyor. 46'da galiba sözlerde. 46 mı? 42 miydi? Diyor ki, bak, her namaz vakti, salat vakti demiyor. Ruhlar arş-ı alaya gider. Huzura kabul edilirse, beden, beşer, arzda secde eder. Dokuzuncu sözde diyor ki, on altıncı sözde, dördüncü şu anda, on altı. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Salatın farzı, namazın farzı kaçtır arkadaşlar? Birinizin söylemesini istiyorum. 12'dir. 12. Tamam. Salatın farzı kaçtır biliyor musun Mehmet'im? Yok abi, onu bilmiyorum. Çünkü şeyde yok. İlmi aldı yok. Bu salatın farzı 3'tür. Okuyayım. 46. Ortadan alayım da uzatmayayım. Bağlamak. Salata kıyam etmek. Anlamadım üstadım. Yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut. Bir. Mahbub-u Baki'nin, bak, fani sevdiklerine bedel bir mabud ve Mahbub-u Baki'nin. İki, bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir Kadir-i Rahim'in. İki farz. Üçüncü farz, bütün titrediğin mızırların şerrinden kurtulmak için bir Hafız-ı Rahim'in huzuruna çıkmak. Salata kıyam etmek. Ustad anlamadım. Yani. Bak, salata kıyam etmek. Yani. Ne demek? Bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud ve Mahbub-u Baki'nin. Bir. İki.
Bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir kadir-i kerimin. 3. Bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmak. Hem Fatiha ile başlamak. Ne anlamadın Fatiha? Fatiha ile niye başlıyor? Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medi ve minnettarlığa bedel bir kamil-i mutlak ve gani-i mutlak ve rahim-i kerim olan Rabbul alemini medü sena etmek. Mehmet kim kime diyor? Biz ancak salat-ı kübrada ondan olana bir şahitlik ediyoruz. Onaylıyoruz. Kader Risalesi'nde diyor ki lehinde ve aleyhinde olanı zaten oluyor olacak. Sen onaylayıp reddedip kabul ediyorsun. O işte. Ne diyor? Fatiha okumak. Niye Fatiha okumak? Niçin Fatiha? Yani bir şeye yaramayan. Fatiha'ya bakın. Böyle sakın bir yerde demeyin. Afaroz edilirsiniz benim gibi. Afaroz edilirsiniz. Fatiha ile başlamak ne demek? Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medî ve minnettarlığa bedel bir kamil-i mutlak ve gani-i mutlak rahim-i kerim olan Rabbul âlemini medü sena etmek. Hem ya kene abudu hitabına terakki etmek. Anlamadım ustadım ben bunu ya. Yani ya kene abudu hitabına, yani sana iman ederiz. Sana kul oluruz. Senden o zaman, sen yani gaybane değil. Elhamdülillah Rabbil Alemin. O alemlerin Rabbidir. Er-Rahmanir Rahim. O ben, sen o. O Rahman Rahim'dir. Maliki Yevmiddin. O. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. O yok. Sen. Hitabına terakki etmek. Anlamadım ustadım. Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e intisabı ile şu kainatta nazdar bir misafir ve emniyetli bir vazifedar makamına girip ya kenabudu ve ya kenestain demek de bütün mahlukat namına kainatın cemaatin kübrası ve cemiyet uzmasındaki ibadat ve istinadatı ona takdim etmek. Gidiyor. Subhanallah. Abi, ya kena abudu ve iya kena estain. Salatın ucu. Aslında salatı içeriyor abi ya. Sen diye hitap etmek abi. O makama nasıl geliyorsun? Ya Muhammed. Dur. Okudum. Ya Muhammed dur. Rabbin salat-ı kübrada kıyam ediyor. Elhamdülillah. Allah'ım, niyetimiz seni takdis etmek, tesbih etmek, hamd etmek olduğunu biliyorsun Allah'ım. Öyle değilse öyle yap ya Rabbi. Kusurlarımızı niyetimize göre muamele eyle. Rizan dairesinde hareket ettir. Allah'ım taşkınlıklarımıza müsaade etme. Allah'ım iman ve itikattaki usul esasatta bize mugayir davrattırma, konuşturtma, olmayanı söylettirme. Rizan dairesinde bizi hıfz-ı emin eyle. Ya Erhamer Rahimin, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hürmetine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri hakikati mahiyeti hürmetine ya Rabbel Alemin. Huzuruna ve rizan dairesinde istihdam eyle ya Rabbi. Rizanı istiyoruz Allah'ım. Senden seni istiyorum Allah'ım. Senden seni istiyoruz ya Rabbel Alemin. Cennetini değil seni istiyoruz ya Rabbi. Seni istiyoruz. Senden seni istiyoruz. Rizanı istiyoruz. Daha devam edemeyeceğiz galiba burada. El Fatiha. Allah'ım selam. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Allah razı olsun Hasan abi.
Amin. Allah hepimizden razı olsun Mustafa. Selamünaleyküm abi. Rabbime emanet olun inşallah. Farklı bir şey. Aleyküm selam kardeşim. Allah razı olsun. Abi dersin başında seslenmişsiniz. Müsait değildim, giremedim. Kusura bakmayın. Tamam. Şimdi ders bittikten sonra cevap verin dedim. Allah razı olsun. Amin. Bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Eksik olma. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Öyle. Bu akşam da böyle oldu. İman. İman başka bir şeymiş ya. Ya. Selamun aleyküm tekrar. Aleykümselam. Aleykümselam abi. Bakayım. Bendeki o iman. Bendeki, bende o var. İşte bunun şuuru. İman hayat hayat olsa. Yani dur ya Muhammed. Rabbin senin. Senin alemindeki Rabbin. Rabbul alemine, Allah'a salata kıyam ediyor. Senin Rabbin, Rabbul alemine, Allah'a bilmediğimiz işte. Senin Rabbin salata kıyam ediyor. Bendeki, bende o var. Bende o var. Bendeki o. Onda da ben varım. Nasıl bilmiyorum. Hiçbir zaman bilmeyeceğim. Bendeki oyla, ondaki benim nasıl bendeki o, ondaki benim mulakkisi. Yani taayyunu ve teşahhusu. Bilmiyoruz. Bu salata kıyam ediyor. Salata kıyam etmek senin Rabbin. Rabbul alemine, Allah'lık hakikatine kıyam ediyor. Kıyam. Allah'tan Allah değil, senin Rabbin. Senin aleminde ortaya çıkan uluiyet ve rububiyet senin aleminde. Aynı darlan. İşte bendeki oyla ondaki ben. İşte sırrı insani bu. Bu işte aktifliğini, eylemsel değil de taayyunu teşahhusu, sırrı insanın taayyunu ve teşahhusu kişinin salatı oluyor. Bu da Rabbul Alemin Zat-ı Zülcelal'a kıyam. Ahmet bin Hanbel Fıkıh-ı Ekber'de 371. sayfada Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in kitabı Fıkıh-ı Ekber'de Allah'ı görmeyi Ehl-i Sünnet itikadındadır. İmam Azam görmüş, İmam Ali görmüş, görenler barbariye dizilmiş. Ahmet bin Hanbel bu mevzumuzla alakalı Rabbimi gördüm diyor. Görünce bana dedi ki diyor, Ahmet ne istiyorsun? Ben de şaşırdım. O zaman o dedi ki, Ahmet sen benden bir şey isteme, o benden, sen benden beni iste, benden beni iste. Bu salat işte, bu sır insan işte, imanın hayatı işte bu. Bak, şeceri hırkati hayal et, ilk önce arş geliyor, Peygamber Hazreti Seyahat. Sonra lef-i mahfuz, sonra arş-ı azam, sonra kab-ı kalpse, sonra imkan ve vücut oltası meçhul, sonra vacibul vücut. Peygamber aleyhissalatü vesselam miraca giderken arşı geçiyor. Arş kalp. Tamam. Kalp de Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ı göreceğini, Allah'ı gördüğünü zannediyor. Allah. Yani Rabbul Alemin. Sonra lef-i mahfuz'a giriyor. Lef-i mahfuz demek aklın bizdeki temsilcisi. Bizim akıl oradan takılmış.
Orada Cebrail aleyhisselam, dur ya Muhammed. Rabbin salata kıyam ediyor. Orada Peygamber aleyhisselatü vesselam fark ediyor. Allahu alem. Ne? Allah'ı görmeyi, Allah'ı gördüğünü zannediyor arşta. Veya Kab-ı Kavsen'de Allah'ı göreceğini zannediyor. Allah. Rabbul Alemin, Ustad. Rabbul Alemin diyor. Hayır. Neyi? Herkes kendi Rabbini görecek. Cennette de öyle. Herkes cennette Rabbini görecek, Allah'ı değil. Nedir o Rab? Yani esma, sıfata, mazhariyetle biz bu dünyada yaşarken esma, sıfata, aynadarlık, mazhariyet, istidatlarımızı kabiliyetlere, çekirdeği ağaca dönüştürdük ya, o bizim itikat ve imanımız. Nedir o? Rabbul Alemin değil. Rabbimiz bu. Benim Rabbim. Senin Rabbin farklı. Onun Rabbi farklı. Onun Rabbi farklı. Denizdeki, deniz yüzündeki her bir katre, damla farklı. Cam, ayna farklı. Ama hepimizin Allah'ı aynı. Hepimizin Rabbul Alemin aynı. Ama Rabbimiz farklı. Dur ya Muhammed. Selamun aleyküm sevgili canım kardeşlerim. Bu dersi dinledim. Tahsil edilecek bir yer gördüm. Yani izah yapılacak bir yer gördüm. İzah şu. Kur'an-ı Kerim Allah'ın subutu sıfatından, kelam sıfatından gelmiş. Subutu sıfat, ilim, irade, kelam, sem, basar, kudret var ya. Kelam sıfatından lef-i mahfuza gelene kadar kelam-ı ilahi denilir. Subutu sıfattan lef-i mahfuza taayyunu ve teşahhusuna, yani inişine kelam-ı ilahi denilir. Kelam-ı ilahi lef-i mahfuzda içerisini bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ayete dönüştürülmüş. Lef-i mahfuzda kelam-ı ilahi ayetlere dönüştürülmüş. Ayetlere dönüştürüldükten sonra lef-i mahfuzda Peygamber aleyhissalatü vesselamın beşeriyetine, alem-i şehadete, iniş sürecine de vahiy denilir. Vahiy ilahi. Birincisi kelam-ı ilahi, vahiy ilahi. Yani kelam-ı ilahi lef-i mahfuza kadar, lef-i mahfuzdan Peygamberimize gelene kadar vahiy ilahi. Bu süreç. Şimdi bunu tek tek verdikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miracında imanının inkılaplarını yaşıyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraca giderken lef-i mahfuza gelince imanının hakikatine girdi. Ne demek bu? Orada Allahu alem, anladığım külliyatın gözüyle Allahu alem, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi Rabbi ile Rabbul Aleminin farklı olduğunu gördü. Nasıl gördü? Kur'an'ın bütünlüğüyle, bütün esmanın bütün meratipleriyle hakikatine mazhar olunca anladı ki, bak Kur'an'ın bütünlüğüyle lef-i mahfuzda, bütün esmanın bütün meratipleriyle, ism-i azamın bütün meratipleriyle, orada Kur'an'ın hakikatine mazhar olunca, bendeki Rab, yani beni meydana getiren ve imanımı meydana getiren ile Rabbul Alemin farklı olduğunu fark etti. Bu bir inkılap. İmanın hakikati bu. Bu lef-i mahfuzda Kab-ı Kavsen arasındaki süreci ise İmanının mahiyetine doğru süreçtir. Yani imanın sureti insanın davranışlarındadır. Yani helal, haram kavramları geldi. Yani simasından, sesinden, konuşmasından, yaşantısından imanın sureti bunlar. Kanuniyeti insanın içsel alemi. Hakikati
Esma-i Hüsna'lara mazariyettir. Hakikati ise imanın bilmiyoruz. Allah'ta bilmiyoruz. Mahiyetini bilmiyoruz. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi şeyde Miraç'ta Lef-i Mahfuz'a gelince Rabbi ile Rabbul Alemin'in Kab-ı Kavseyn'e gelince Rabbul Alemin de ile Allah'ın zatını, mahiyeti zatiyesini fark etti ve ancak dedi, sen kendini en iyi bilen yine sensin dedi. Yani Rabbul Alemin de Kab-ı Kavseyn'de bitiyor. Alemlerin Rabbi, 18 bin alemin Rabbi orada da bitiyor. Orada da neyi fark etti Allah-u Alem? Rabbul Alemin, Allah'ın rububiyeti, 18 alem orada da bitince artık imanın mahiyeti, o Allah'ta. Yani mahiyet, Allah'ın mahiyeti zatiyesinde onu fark etti. Bir daha Lef-i Mahfuz'a kadar imanın hakikatına mazhar oldu. El azami derecede tabii. Ne oldu yani? Ne Rabbi ile Rabbul Aleminin farklı olduğunu, Kab-ı Kavseyn'e gelince de Rabbul Aleminle mahiyeti zatiyenin farklı olduğunu. Çünkü niye? Rabbul Alemin 18 bin alem Kab-ı Kavseyn'de bitti. 18 bin alem Kab-ı Kavseyn'de mevcut, bitiyor. Vücut başlıyor artık. Mevcudun son nihayeti. O zaman mevcudat bitmişse, alemler bitmişse Rabbul Alemin de yok. O da bitti. Ne başladı? Allah'lık hakikati. Allah. O zaman işte bu inkılapları geçildi. En iyi yine sen, yine kendini en iyi bilen yine sensin. Şey mazhar oldu. Rabbinle Allah ile mülakka olacaksın ama göreceğin şey de Allah değil. Nedir o? Sen, bendeki o ile ondaki bene mülakka olacaksın. Yani gördüğün o Rabbul Alemin değil. Yani göreceğin Rabbul Alemin değil. Kendi Rabbi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ben diyor Rabbimi ifade etmek istemem. Şu şekilde gördüm diyor. Şimdi kalp nazargah-ı ilahi. Kalp nazargah-ı ilahi, arş. Oraya Allah tayin ve teşahhus edince Peygamberimiz Allahu Alem onu Allah zannetti veya Rabbul Alemin zannetti. Kalbe Allah tayin ve teşahhus etti. O haleti kazandı. Arşı, arş kalpti. Allah tayin ve teşahhus etti. Onu Peygamberimiz Allahu Alem onu Allah zannetti. Lef-i Mahfuz'a gidince senin Rabbin Rabbul Alemin salata kıyam edecek. Senin Rabbin salata dur ya Muhammed diyor ki hadiste. Rabbin salata kıyam ediyor. Demek senin kendi Rabbin Rabbul Aleminde mülaki olacak. Yani tayin ve teşahhus edecek. Bende o var. Benim nedir bu? Rabbim. Bir de bendeki o Rabbul Alemin. İşte salata kıyam edecek. İkisini mülaki, tayin ve teşahhusu olma. Allahu Alem. Şimdi iman neydi? İman kazanılan değil. Doğru itikada verilen cevaptır. Allahça verilen. Allah'ın verdiği değil. Doğru itikada Allahça verilen cevaptır. İman. İtikadı bir kazanıyoruz ama imanı Allah ihsan ediyor. Dolayısıyla arşta taayyun edeni Lef-i Mahfuz'da itikadı onu ne olduğunu Kur'an'la
onu tahsiye ediyor. Çünkü orada ne oldu? Akıl o kadar önemli ki kalpte bir şey oldu. Allah tahim ve teşahhus etti. Allahu alem. Bu sefer Rabbul Alemin mi zannetti? Lef-i Mahfuz'a gelince Kur'an ve evet, o senin Rabbul Alemin değil. Sendeki Rabbin. Yani Rabbul Alemin deniz yüzündeki güneşin ayna darlığı, kişinin Rabbi o ayna darlığı içerisinde her bir damla. Vahidiyette hadiyet gibi. Lef-i Mahfuz'da tahsiye etti veya o en azami derecede Kur'an'a mazhar oldu Lef-i Mahfuz. O demek en azami derecede mazhar olunca baktı ki Rabbi ile Rabbul Alemin ayrıştı. En azami derecede oldu. En azami derecede Lef-i Mahfuz'a girmek, Lef-i Ezeli'ye 16. lemada diyor. Yani Kur'an'ın bütün meratibine mazhar olunca itikat oldu. İtikada, doğru bir itikada Allah'ça verilen cevap da iman. Bu sefer o iman kabı kavseni taşıdı. Kabı kavseni imkan ve vücut ortasında artık Cenab-ı Hakk'ın ilk önce kelamına sonra rüyetine mazhar oldu.